Hocam dinlediniz. Evet. Aslında buradan da yola çıkabiliriz. Biraz VTR'den bahsedelim. Evet. Çünkü bir emek var ve kardeşlerimizin verdiği cevaplar var. Nasıl yorumlarsınız hocam verilen cevapları? Vallahi şimdi tabii açıkçası şöyle, dediğim gibi bizim yani halkımızın dine olan muhabbeti şüphesiz. Yani biz dine hassasiyet olan bir toplumuz gerçekten. Ama işte dinin zaman zaman böyle hayatımızdaki Ama belirleyiciliği noktasında çok şey var. saf, temiz Evet, cevaplar temiz var cevaplar orada. Çok gerçekten. saf Yani yani. çok saf temiz cevaplar. Evet. Hani hatta dedi ya, dua ve ibadetler ne için gereklidir? Çok net yani, Rabbimize yakın olmak için gereklidir. Şimdi Evet. tabii niye gerektir aslında? Rabbimiz, hani Mülk Suresi, yaratan yarattığını bilmez mi? Yani Rabbimiz bizi yaratan olduğu için bizi en iyi bilen aslında Rabbimiz. Ve dolayısıyla bizim ihtiyaç duyacağımız her şeyi de bizden bekleyen, isteyen yine Rabbimiz. Dolayısıyla Rabbimiz bizden bir şey istiyorsa o ihtiyaç duyduğu için istemiyor. Bizim ona ihtiyacımız olduğu için istiyor bir ibadeti, bir duayı. Yani biz Allah'a sabah akşam ibadet etsek, Allah bizim kazandıracağımız bir şey yok haşa. Allah bütün noksanlıklardan münezzeh. Ama ibadeti işte gerçek anlamda. Şimdi az önce güzel bir şey söylediniz. Yani dediniz ki biz dediniz sadece namaz kılmak, oruç tutmak, hac etmek, zekat vermek, bunları indirgiyoruz din anlayışı. Bunlar tabii ki dinde olmazsa olmaz önemli ibadetler. Ama mesela bakın dikkat ederseniz biz şunu öğretmiyoruz. Yani ya da öğrenmedik bunu zamanında. Neden namaz kılmalıyım? Yani ben neden oruç tutmalıyım? Sen belli bir yaşa geldin, sen artık namaz kılacaksın. Sen Ramazan'da oruç tutacaksın. Ama bu altyapı oluşmadığı zaman bir süre sonra o genç, o arkadaş, çocuk yani büyüdüğünde bunun altyapısını kazanmadığı için çoğu zaman şunu sorabiliyor. Yani bak etrafımda tutmayanlar da var, kılmayanlar da var ya da işi çıktığında terk edenler de var. Demek ki insanlar böyle de yapabiliyorlar falan. Bunun altyapısı oluşmadığı için de neden kılması gerektiğini, neden Rabbine olan teşekkürünü, şükrünü ifade etmesi gerektiğini kavrayamıyor birçok insan ve o ibadetlerden uzaklaşmaya başlıyor zaman içerisinde. Yani dolayısıyla biz ilk başta dini eğitim verirken, başta çocuklarımıza veya yanımızdaki, etrafımızdaki insanlara dini eğitim verirken, dinden bir şeyler bahsederken o ibadetle arasında bir muhabbet oluşturmamız lazım. Ve bununla beraber o ibadeti yaptığı zaman onun böyle Allah'a lütufta bulunuyor gibi bir duyguya kapılmaması, tam tersine o ibadeti yapabildiği için Rabbinin ona lütufta bulunduğunu fark edebilmesi, hissedebilmesi gerekiyor.